Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Aslı, kalk. Ne oldu? Kalk, üstünü giy. Ne oluyor? Sessiz ol. Niye sessiz oluyorum? Ne oluyor? Ne oldu? Hadi. Ne olursa olsun arkana bakma, koş. Sen. Sadece koş. Sen. Arkandayım. Şimdi. Kaçıyorlar. Bugün çok güzel bir gün olacak. Günaydın.
Benden bu kadar mı korkuyorsun? Aslında haklısın. Kesinlikle korkmalısın. Sevgili ailene başının nasıl bir belada olduğunu söyledin mi? Hayır. Tahmin etmiştim. Çünkü soracaklar. Kim bu adam? Ne istiyor? Sen ona ne yaptın ki? Bize karşı böyle bir büyük bir öfke duyuyor. Bu sorulara cevap verebilecek misin? Evet, aslında verebilirim. Şahin beni dolandırdı. Sonra ait olduğu yere gitti. Başına ne geldiyse de benden bildi. O bir ruh hastasıdır işte, bu kadar basit. O kadar basit değil Namık. Aklıma gelmişken Şahin, kızını bulabildin mi? Konumuz benim kızım değil. Güzel gelinin. Gelinin ne diyordun? Helalleştin mi? Yazık. Genç yaşta dul kaldın ha Aslı. Yoksa kızı mı buldunuz? Ben ne dedim size? Geri çekilin. Tabii efendim. Usta, gidiyoruz. Hayırlara gitsin. Alo. Buyurun Yeter Hanım. Merhaba. Cüneyt söyledi de Aslı ile Ferhat senin oraya gelmişler, doğru mu? Oradalar mı? Evet evet, buradalar. Dün akşam beraberdik. Gençleri baş başa bıraktım. Şimdi de kahvaltılık bir şeyler aldım, yanlarına gidiyorum. Ben sağ ol, ikisini de aradım. Cevap vermeyince merak ettim. Uyuyorlardır, meraklanmayın. Tamam, sağ olasın. Tamam dayı.
lütfen dayan. Lütfen dayan. Çok, ne olur da. Kaç. Git doktor. Kabusum bitti doktor. Hadi yaran o kadar kötü durumda değil. Ne olur hadi yardım et bana. Çevireyim seni lütfen. Sana demiş doktor. Yara iyileşti. Neyi biliyorsun? Yarına anlat. Tamam hadi artık de iyisin demek ki laf sokuyorsun. Hadi ne olur bana yardım et lütfen. Yara. Git doktor. Git. Git. Ben uyuyacağım. Gülsüm, kalk. Şişt, öldün mü kız? Kalksana. Ne istiyorsun ya? Ben istemiyorum canım. Oğlum istiyor. Bana öyle gözlerini devirip bakmasana ya. Elimi bırakıp ayağımı öpsen yeridir. Kız, kimden peydahladın çocuğu? Hı? Ne oldu? Kabul etmedi mi? Hı? Kız, yoksa evli mi? Seni yere bakan yürek yakan seni. Evli değil mi? Karımı boşayacağım, seni alacağım. Yemin olsun boşayacağım. Böyle mi dedi? Sen de inandın. Süzüldün koynuna. Saftirik. Defol git buradan. Seni gebertirim. Duydun mu? Hı, duydum. Duydum da bana biraz sinek vızıltısı gibi geldi. Anan olacak yeter de sen de afırıp köpürüyorsunuz ama benim bir kulağımdan giriyor öbüründen çıkıyor. Köpek yavrusu gibi sokağa attınız. Safiye geri döndü. Nasıl döndüğümü de göreceksiniz. Bu arada Kamil'im benim kokuma çok alıştı. Ciyak ciyak ağlıyor. Alıyorum koynuma. Kokumu alıyor, susuyor. Altını değiştireceğim. Karnı da aç zaten. Allah Allah. Ya yine mi odadan kovuluyoruz Safiye? Bak ciddi ciddi bozulmaya başlıyorum ha. Yayla gibi evde bize düşen oda bu mu abidin? Bahçeye kulübe yapsalarmış bari. Babamın evindeki odam bile daha büyüktü. Ya Safiye. Siz beş kardeş bir odada oturuyordunuz ha. Ha. Eline de çok yüzüne de çok diyorsun yani. Sen bile böyle söylersen onlar neler yapmaz. Ben biliyorum ama. Oğlum olmasaydı ben bu eve adımımı atamazdım. Allah Allah. Ya sabah sabah delirme Safiye'm. Gözünü seveyim ya. Çık abidin. Tok evin aç kedisi gibi kaldım şurada zaten. Geldiğim günden beri iki elbise üstümde. Birini çıkarıp öbürünü giyiyorum. Sen de hiç demiyorsun ki. Hatun gel çıkalım pazara canın ne çekiyorsa al. Para gani, mal mülk gani, Safiye'ye hani yok. Yeter Hanım'ın elbise dolabından küçük odada çocuk büyüt. Ne kadersizmişim ben. Ama ben başıma geleceği biliyorum. Sözüm ona kimse bir şey demiyor şimdi evliliğimizde. Kamil'im, kadersiz yavrum bir sütten kesilsin, bir mamaya başlasın.
Beni kapı önüne koyuverecekler. Oğlumun yüzünü göstermeyecekler bana. O ne demek Safiye ya? Olur mu öyle şey? Olmaz değil mi? Senin efeliğin sadece bana. Çık şuradan Abidin ya. Allah aşkına çık. Uyuyorsunuz mu? Uyanın ya, öğlen oldu be. Hadi kalkın, hadi, hadi. Hiç meraklı değilim burada yaşadıklarımı hatırlamaya. Hepsini bir bir sileceğim aklımdan. Anladın mı? Kabus gibi. Uyanacağım, hepsi bitmiş olacak. Sizden kurtulacağım, o kadar. Beni şaşırtmadın doktor. Beni hiç şaşırtmadın. Öldürmek istemiyor musun beni? Gözünü kararttıracağım. Gözünü kararttıysan bitireceksin doktor. Acımak yok hadi. Hadi! Tek bir adımla geçtin karanlık tarafa. Aramıza hoş geldin. Ve günaydın yok mu? Günaydın anne. Ne bu surat? Yok bir şey. Var, var, var bir şey. Yoksa söylediklerime mi kızdın? Ama ben hep senin iyiliğine... Haklısın anne. Çok haklısın. Ben senin annenim. Kötülüğünü ister miyim hiç? Ne diyorsam iyiliğine. Anne. Ben diyorum ki. Söyle evladım. Biz ayrı eve çıkalım. Yani ben Safiye ile oğlumu da alıp. Bak ben ne diyorum sen ne diyorsun? Hepten meydanı Ferhat'a mı bırakacağız? Ya anne Ferhat'ı niye diline doladın anlamıyorum ki. Evet. Anlamıyorsun. Ayrı eve çıkmak mıkmak yok. Aa, bu ne kılık? Koşuya çıkıyorum anne. O belli oluyor da, hani nereden icap etti? Bazı yeni kararlar aldım. Göreceksin anne. Artık içmeyeceğim. Söylediklerinde haklıydın. Hadi inşallah. Çık dışarı. Yüzüm ne olur yapma. Ne olur bak gecelerdir uyuyamıyorum. İyi bedduam tutmuş demek ki. Yüzüm. Halledeceğim diyorum. Söz veriyorum halledeceğim. Ben nasıl bir aptalım ya? Nasıl inandım sana ya? Sen artık beni sevmiyorsun değil mi? Çok aptal. Çok salağım. Çok salağım. Bırak! Dokunma! Dokunuyor. Sen dokunduğun her şeyi yakarsın, her şeyi yıkarsın. Ben Vildan'ı kıskanıyordum ya. Kıskanıyordum. Sevdiğim adamın karısı o. Onun yerinde ben olmalıydım diyordum. Sevdiğim adamın çocuğunu doğurdu. O çocuğu ben doğurmalıydım diyordum. Sonra da kızıyordum ona. Sana dünyalar güzeli bir kıza sahip kıymet bilmiyor diye kızıyordum.
hep sarhoş geziyor diye kızıyordum. Ama şimdi anlıyorum biliyor musun? Hak veriyorum. Hatta üzülüyorum onun için. Kendime üzüldüğüm kadar onun için de üzülüyorum. Defol! Ferhat! Aslı! Neredesiniz ya? Aslı! Ne bu hal kızım? Ne oldu? Konuş! Nerede Ferhat? Ferhat vuruldu. Günaydın. Günaydın. Dilsizim. Arabamı bir servise bırakır mısın? Bir ses geliyor ama tam anlayamadım. Tabii. Zeynep Hanım. Buyurun. Yarım limonu bir bardağa sıkıp üstünü sıcak suyla tamamlar mısınız rica etsem? Tabii. Teşekkür ederim. Ne bu hal? Pardon? Bu kılıkta mı dolaşacaksın evde? Rahatsız mı oldunuz? Evet, rahatsız oldum. Ne yapabilirim sizin için? Hemen gidip üstüne daha edepli, doğru düzgün bir şeyler giyebilirsin. Kıyafetlerime en son annem karışmıştı. Ben 15 yaşındayken falan. Yeterince karışamamış demek ki. Bak İdil, bir laf vardır bizim oralarda. Girdiğin köy körse sen de bir gözünü yumacaksın. Yani girdiğin ortama ayak uyduracaksın. Şimdi git üstüne doğru düzgün bir şeyler giy. Bu emir kipiyle konuşmanız benim biraz canımı sıkıyor. Ay, daha çok canın sıkılacak demek ki. Bak İdil, benimle uğraş diyorsun ya. Zevkle şekerim. Merhaba Namık. Söyle. Başın sağ olsun. Çok da baba yiğit çocuktu Ferhat. Namık. Şu eve getirdiğin kadına bir çeki düzen ver. Namık. Çık dışarı. Çık dışarı dedim. Defol. Duydun mu beni Namık? Bir şey söyle. Bak, benim artık sabrım taşmaya başladı. Namık, bir şey mi oldu? Ferhat'ı... Ne demek kaybetmişiz? Olur mu canım öyle saçma sapan şey? Kim söyledi? Ne oldu? Ha? Ne demek? Olmaz öyle şey canım. Olmaz, olmaz. Ara. Aslı'yı ara, birini ara. Ben biraz önce konuştum daha. Bolu'da, daha evine gitmişler Aslı'yla. Sadi Bey'le konuştum. Hatta dedi ki, buradalar dedi. Kahvaltılık almış. Onların yanına gidiyordu. Koskoca adam kaybolur mu canım? Ferhat.
Evet. Yok. Yok, olmaz öyle şey. Olmaz öyle şey. Ara birilerini, namık adamlarına haber ver. Ne demek? Öyle bir şey olamaz. Bolu'dalar. Bolu'da dağ evindeler. Aslı da yanında. Üstü de inceydi bak. Hava da bozdu. Üşütecek. Yok. Yok, gelir o. Gelir, kaybolmaz. Ne demek kaybolmuş canım? Ferhat gelir. Kaçta gelir acaba? Kaç. Namık, bir şey söyle. Yalan de. Kim söyledi? Ha? Kim söyledi bu yalanı? Sus. Sus. Sus, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ha? Kulağın duyuyor mu ağzından çıkanı? Olamaz, Ferhat ölmüş, olamaz. Namık, kendine gel. Sen bizi değilin farkında. Evladım, kim yaptı bunu sana? Çok şükür. Hadi Ferhat, ne olur dayı. Hadi. Çevirmemiz lazım dayı, yardım et bana. Acele etmemiz lazım. Abi, bir şey de öyle yalan de, yalan söylemedin seni. Dayı, ne olur bir şey söyle. Dayı. Dayı, Ferhat nerede? Ya öyle öldü diye kestirip atamazsın ya. Dayı, susamazsın ya. Yok, ben Aslı'yı arayacağım. Konuşacağım. Ondan da haber yok. Ben aramadım mı sanıyorsun? Şimdi senden küçük bir iyilik istiyorum. Dilsiz şahitliğe devam edebilmem için. Anladın değil mi? Ferhat'la Aslı nerede? Bir kere aradım ben. Açacak, abimle konuşacağım. Yaşıyor, hastaneye gidiyoruz. Yaşıyor. Aslı, yavrum. Kapattı. Kızım, ne diyor söylesene. Hastaneye gidiyoruz dedi, yaşıyormuş abi. Hadi biz de hastaneye gidelim. Hadi, ne duruyorsunuz? Kalkın. Ne dedi ya? Hangi hastane? Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum, hastane dedi sadece. Seni söylemedim,
fırsatın var. Sen niye gitmedin Otto? Yapamam. Hipokrat yeminimden başka bir şeyden değil ha. Kapama gözlerini lütfen. Ferhat, Ferhat kapama gözlerini lütfen. Daha hızlı gitmiyor mu dayı bu araba? Gider evladım, gider. Şu rampayı çıktık mı vardık zaten. İhtiyar taşıdı beni. Tabii ki o taşıdı. Ben mi taşıyacağım seni? İdil'cim, ne olmuş ben pek bir şey anlamadım. Ferhat abiyi mi vurmuşlar? Sen niye gitmedin peki? Namık Bey'in nişanlısı falansın galiba. Namık Bey daha genç tabii. Bak, bence hemen kıyın nikahı. Eğer yanaşmıyorsa da. Artık bir şeyler yapacaksın. Seninle de bir oturup konuşamadık değil mi Safiye? Ya öyle oldu. Kahve içelim mi? Olur. İçelim. Nasıl içersin canım? Sade. Zeynep! Zeynep! Bize iki sade kahve yap. Hülya'ya da söyle çıksın oğlana baksın. Oh, sabahtan beri canım çıktı. Ne duruyorsun hala? Şeytan diyor, sık gırtlağını at bir tarafa. Ne oldu? Ne istiyor bu? Kahve istiyor hanımım. Kahve mi? Ha. Kahve içilecek zaman mı? Safiye mi istedi? Evet. Zıkkım içsinler. Sen de oğlana bakacakmışsın. Öyle emretti Safiye hanım. Ah, Allah'ım sen Ferhat Bey'i sevdiklerini bağışla. Kaç defa söyledim, kaç defa. Kafaya laf girmiyor ki. Yüz surat Hacı Murat. Anlat, anlat. Anlamıyorsun sen. Sende hiç edep, haya, akıl, izan yok mu ha? Ne oldu ki? Oh, hala ne oldu diye soruyor oğlum. Sen bana sabır ver. Safiye. Buyur Handan anne. Bana Handan anne deme. Handan hanım desem çok mesafeli. Handan desem de ayıp olur. İdil, bize biraz müsaade eder misin? İdil'cim, kahveleri dışarıda içeriz. Hava fena değil. Ev kalkmış, inmiş. Ferhat hastane köşesinde. Sen burada kahve keyfi yapmaya hiç utanmıyorsun ha? Pardon da... Benim biraz kafam karıştı. Hem Abidin'e masaya yumruğunu vur diyorsunuz... ...hem de Ferhat'a daha bir şey olmadan matemini tutuyorsunuz. Niye şaşırdınız ki? Abidin bana konuştuklarınızı anlattı. Karı koca kapıyı kapatınca çok şey konuşur. Neyi ne için yaptığını çok iyi biliyorum. Senin gibileri ciğerini bilirim. Bin tanesi kapımdan geldi geçti. O küçücük aklınla oyunlar oynamaya kalkıyorsun. Ayağına dolanır. Tepe üstü çakılırsın. Onları alayım ben.
Handan anne. Edil'le ikimize söylemiştim ama sen benimkini alabilirsin. Sade içiyordun değil mi? Evet. Sade içiyorum. Hizmetçilik günlerinden hatırlıyorsun değil mi? Hoş, benim için hiçbir şey değişmedi. Aklının alamayacağı kadar çok şey değişti. Evet. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. Bolu'da ilk müdahale yapılmış. Ambulansla geliyorlar. Allah'ım çok şükür ya Rabbim. Geliyor değil mi anne abi? Gelecek kızım, gelecek, gelecek, gelecek. Aslı bırakmamış onu, almış getiriyormuş. İyi olacak abi. Bundan sonra da kaldığı yerden hepimize azarlamaya devam edecek. Ömrümün sonuna kadar azarlayabilir. Yeter ki yanımızda olsun. Olacak yavrum. İnsan kaybetme korkusu yaşamadan bazı şeylerin kıymetini anlamıyor değil mi? Aha. Bana sarılır mısın? Üşüdüm biraz. Dayı. Biliyoruz değil mi? Abidin, şimdi konuşulacak zaman mıdır? Tamam. Ama yeri ve zaman geldiğinde haber ver, tamam mı? Açmıyor mu? Müsait değil herhalde. Efendim? Ha, Ferhat iyi. Aslı yenge getiriyor hastaneye. Sahi mi? Ay çok şükür. Hangi hastane? Yengenin çalıştığı hastane. Aydınlık haberler verdim. Aydınlıklar içinde kalasın. Sağ ol, sağ ol. Sen de. Ferhat Bey iyiymiş. Hastaneye getiriyorlarmış. Aslı Hanım'ın çalıştığı hastaneye. Zeynep abla. Zeynep abla. Handan Hanım. Gerçekten de çok meşgullermiş. Sana haber vermeye vakit yok ama Hülya'yı aramaya var. Biz seninle iyi anlaşacağız. Adamın hayatını mı kurtarıyorum? Bunu sadece meslek aşkıyla mı yapıyorum? Ne yapıyorum?
Deli gibi korkuyorum. Beni öldüreceğini anladığım anda da böyle korkmuştum. Ama bu sefer ölme ihtimali olan ben değilim. O. Aslı oğlumu bana sağ salim getirmiş. İstersen canımı al kızım. Al anneciğim. Uy. Oo, günaydın. Kaçta yattın sen? 7 miydi? 7:30 muydu ne? Böyle bir şey sanırım. Akşam olmuşsun ha. Niye kaldırmadım ya? Vallahi o kadar derin uyuyordun ki hayatım. Yani birkaç kere seslendim ama böyle dedin. Sonrası yok. Nasıl dedin? Ne bir daha de. Ya bir daha ya. Kalkıyorum, kalkıyorum. Kalkıyorum, kalkıyorum. Aferin Suna sana. Baba otoritesi yerle yeksan şu an. Hay Yiğit. 5-6 kere falan çaldı telefonum. Bir bak, bir de bir duş al istersen. Bana bak, kızıyorum ama ha. O süt bitecek. Ona göre hadi çabuk. Hadi hadi. Ama bugün maç yapacağız. Söz vermiştin. Bakarız. Seyirciler, bir sıcak gelişmeyle daha karşınızdayız. Ünlü iş adamı Namık Emirhan'ın yeğeni Ferhat Aslan silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı. İlk edindiğimiz bilgilere göre olay Bolu yakınlarında Ferhat Aslan'ın bir tanıdığının evinde gerçekleşti. İlk müdahalesi Bolu'da özel bir hastanede yapılan Ferhat Aslan şu anda arkamda görmüş olduğumuz hastaneye getirildi. Dikkat çekici bir ayrıntı daha paylaşmak istiyorum. Ameliyatı gerçekleştirecek olan doktor Aslı Çınar Aslan. Aslı Çınar Aslan kimdir? Neden bu kadar önemli diye merak edecek olursanız, Aslı Çınar Aslan, Ferhat Aslan'ın eşi. Kendileri kısa bir süre önce sürpriz bir kararla dünyaya girmişlerdi. Baba, maç. Anneciğim, sen odana bakayım hadi. Hadi anneciğim. Çok şükür hayatta. Hastaneye gidecek misin? Bak istersen ben de gelirim seninle. Ne demek yok? Gitmeyecek misin? Gitmeyeceğim. Ne demek gitmeyeceğim Yiğit? Gitmeyeceğim. Demek gitmeyeceğim demektir Suna. Bunun anlaşılmayacak nesi var? Öfken bana değil, kendine. Ama o senin abin. Sadece kağıt üstünde. Öyle mi? Sadece kağıt üstünde bir abi için çok fazla üzgün görünüyorsun. Yok ben üzülmedim sadece. Şaşırdım biraz. Bir kanun adamı olarak yalan söylemek hoş mu Yiğit? Sana yalan söylemiyorum Suna. Doğru, bana söylemiyorsun. Kendine yalan söylüyorsun. Suna yeter. Gerçekten yeter. Beni biraz rahat bırakabilirsen çok sevineceğim. Baba amaç.
Anneciğim, babanın birazcık başı ağrıyormuş. Bırakalım da uyusun, olur mu? Çok riskli. Umurilik felci riski var. Haklısın. Yapacağım bu ameliyat, yapmak zorundayım. Önce ailesine haber vermek gerekir. Ben karısıyım Adil Bey. Yani bu ameliyatı onaylıyorsunuz. Onaylıyorum. Aslı Hanım, tekrar ediyorum. Bu ameliyat çok riskli. Felç olma riski çok büyük. Ben bu ameliyatı yapmak zorundayım Adil Bey. Peki öyleyse. Başlıyoruz. Ebru, Hacı. Neler oluyor? Bilmiyorum, az önce televizyonda gördüm. Ailemle ilgili bir gelişme var mı? Yok kardeşim, çabuk olun. Komiserim, son durum nedir? İdil Hanım, İdil Hanım geçmiş olsun. İdil Hanım, İdil Hanım, İdil Hanım, yorumunuzu alabilir miyiz? İdil Hanım. İdil Hanım, İdil Hanım. İdil Hanım. Thank you.
Baba. Sandık ağır mı? Ağır baba. Ve oğlum boş. Beni affettin mi baba? Ne için affedeceğim seni? Hani sana layık olamadım ya işte. Sen derdin ya. Alimden zalim, zalimden alim olur diye. Şimdi sen alimden zalim miyim baba? Ne benim alim olduğum doğru, ne de senin zalim. Oğlum, eline bakanla ekmeğini, yüzüne bakanla hürmetini, kalbine bakanla sevdanı paylaş. Şu boş sandığı taşımayı da bırak. Hadi sen git artık. Ben de seninle geleceğim baba. Olmaz oğlum. En bak seni bekleyenler var. En çok da o. Kim? Döndü. Kardeşimi sizin bu bataklıktan çıkarıp alacağım Namık Bey. Komiserim, evladım dediğim Ferhat şu an içeride canıyla boğuşuyor. Senin kardeşim dediğin gelinim de adım gibi eminim ki onu hayata döndürmek için çalışıyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Kim yaptı diyeceğim ama sizin gibilerin düşmanı çok olur. Doğrudur. Severimiz kadar nefret ederimiz de var. Zorla alıkoyduğumuzu söylediğiniz kardeşiniz Aslı şu anda içeride. Ameliyatı o yapıyor. Ama eminim bu sizin anlamsız şüphenizi gidermeye yetmez. Ebru, sen daha burada mısın? Evet. Tamam. Beni haberdar et, olur mu? Tamam. Cüneyt. Buyur dayı. Sen Vildan'ı da al git. Burada durmanızın hiç kimseye bir faydası yok. Hadi. Gülsüm sen de git hadi kızım. Hayır anne, kalacağım ben ya. Yavrum süt zamanı. Abidin sen de git hadi.
Siz anahtarı versene. Cüneyt. Gülsüm de sizinle gelsin. Cüneyt, arka kapıdan çıkın. Dışarısı gazeteci kaynıyor. Neredeyse akşam oldu. Hala ses seda yok. Çatlayacağım meraktan. İyi olacak. Ben hissediyorum. İnşallah. Ne yapıyor içerideki deli? Kim, Safiye mi? Hı. O beni hepten çıldırtacak. Ne isteği bitiyor ne bir şeyi. Su getir, meyve koy, kahve getir. Bir haber var mı? Ben az önce dilsiz abiyle konuştum. Bekliyorlarmış. Ah, iyi. Bir şey olursa... Hemen haber veririz efendim. Merak etmeyin. Hülya, al şunu biraz pış pışla. Çıldıracağım vallahi. Viyak viyak sabahtan beri susmadı. Çocuğun hakkında ne biçim konuşuyorsun sen böyle? Bebek bu, ağlayacak tabii. Benim çocuğumsa sizin de torununuz. Arada bir kucağınıza alın da pış pışlayın. Al. Sümara. Bu işin içinde bir iş var. Aslı yenge ile Ferhat'ın ihtiyarın evinde olduğunu akşam öğreniyoruz. Hop sabahına olay patlıyor ya. Hayır, ben bile nerede olduklarını bilmiyorum. Bu herif ya da herifler işte her neyse nereden biliyorlar abi? Nasıl buluyorlar ya? Aklım almıyor. Almıyor, aklım almıyor. Gidilsem eve git. İdil eve git. İdil buraya gel. Hayır vazgeçtim. İdil şuraya git. Namık ben senin emirlerin değilim. Unuttuğun için sürekli hatırlatmak zorunda kalıyorum ama ben senin bebeğini taşıyorum. Hiç hesapta olmuyor bir bebek. Efendim? Ne dedin sen? Namık aldırıyordum. Neden engel oldun o zaman? İdil. Bak seni son kez uyarıyorum. Şurada ne haldeyim görmüyor musun? Bunları mı konuşacağız şimdi? Namık beni aldın, eve getirdin. İdil kes. Ya da git. Ben çok yoruldum ya. Ben gerçekten çok yoruldum. O zaman git İdil. Aslı, izin ver gerisini biz yapalım. Hadi bırak artık. Çok yoruldum. Yani gene patates olmuş araba. Yardım edeyim mi? Tamam abi. Tamam. Çok acıyor abi. Şey ne oldu? Aa!
Bana dünyaları bağışlasın. Bana dünyaları bağışladın. Geçmiş olsun. Oğlumu bana geri verdin ya. Allah senden razı olsun. Ferhat. Oğlum. Yavrum benim. Nasıl geldim bilmiyorum. Neler oldu? Çıldıracağım meraktan. Çok yorgunum Ebru. Birazcık uzansa. Birazcık uyusa. Tamam kuzum, yat sen. Biraz uyusam geçecek biraz. Bir 5 dakika kalabilir miyim? Ama sizi duymaz derin uykuda. Olsun, ben alışkınım. Saçlarına en son ne zaman dokundun? Hatırlıyor musun? Ben hatırlıyorum. Ortaokuldaydın. O zaman saçların böyle fırça gibi sertti. Arkaya yatırmaya uğraşırdın. Bir türlü olmazdı. Saatlerce aynanın karşısında uğraşırdın. Sonra limonları sıkıp sıkıp suları saçına sürerdin. Oğlum evde limon bırakmadın, yapma derdim. Öf, anne derdin ya, uğraşma benle. Bana en son o zaman anne demiştin. Dayım. Hı? Beni arıyor. Açsana. Efendim dayı. Ha? Ne diyor? Oh çok şükür. Oh çok şükür. Abidin ne diyor? Bir dakika söyleyeyim. Tamam dayı. Tamam dayı. Ha dayı. Ya bugün biraz şey oldu ya. Kusuruma bakma olur mu? Ya Ferhat benim abim gibi ya. Ondan tamam dayı, tamam. Ya oğlum çıldırtma insanı. Ne diyor, ne diyor? Dur tamam, sakin ol anne. Bir sakin. Ferhat ameliyattan çıkmış. Durumu da gayet iyiymiş. Oh, neyse.
Ama ben söyledim. Şimdi hemen kurban kesip kan akıtalım. Zeynep! Allah'ım bunlar da çok ağır kanlı yani. Bir şey istiyorsun 40 saatte getirmiyorlar. Haklısın Safiyeciğim. Nerede senin gibi canı tez hizmetçiler? Değil mi? Oh çok şükür ya. Ben gideyim Gülsüm'e de haber vereyim. Rahatlasın kızcağız. Hadi. Abidin nerede? Gülsüm'e haber vermeye çıktı. Çok şükür bunu da atlattık. Ferhat ameliyattan çıkmış. Gülsüm. Dayanamadın değil mi? Nasıl abin? İyi mi? Nereden bileyim Suna ben? Hastaneye gitmedin mi? Sağ ol. Gitmedim. Uyku tutmadım. Dolaştım biraz sonra da. Ne zaman vazgeçeceksin Yiğit? Suna ışığı kapatır mısın? Uyumam lazım. Yarın Ton'la işim var. Nasıl soyumayacaksın? O yüzden ışık rahatsız etmez seni. Neyi duymak istiyorsun? Söyle. Söylemekten korktuğun şeyleri. Abini ne kadar sevdiğini, onu özlediğini, onun başına bir şey gelecek diye aklının çıktığını. Bunlar senin fikrin. Bak, insanlar hayatta seçimler yaparlar. Aslında her seçim başka bir şeyden vazgeçiştir. O seçimini yıllar önce yaptın. Senden vazgeçtiğini mi düşünüyorsun? Seni kıran bu mu? Kırgın falan değil. Kızgın mısın? Özgür mama sandalyesinden düşüp kolunu kırdığında ilk o zaman fark etmiştim biliyor musun? Ne? Çok üzüldüğünde ya da çok korktuğunda seni hep hıçkırık tutuyor. İyi geceler. Ferhat. Aslı onu kaybediyoruz. Ferhat. Ferhat.
Aslı? Tamam. Geçti. Kabus gördün galiba. Bana bir bardak su ver. Oh. Sakın iyiyim deme. İnandırıcı olmaz çünkü. İyiyim kuzum. İyiyim. Kabus gördüm, iyiyim. İyi misin? İyi. Annesi geldiğine göre. Gözün aydın kızım. Ferhat çıkmış ameliyattan. Teşekkür ederim teyzeciğim. Şimdi Abidin abi söyledi. Abidin. Sen Safiye ile bizi bir yalnız bırak. Neden anne? Kadın kadına konuşacağımız bazı mahrem şeyler var. Hadi. Peki. Sen yine bir şeyler karıştırıyorsun ama dur bakalım. Anlarız. Anlayacak bir şey yok. Madem öyle, neden Nişadır'daymış eşek gibi koşup geldin buraya? Abidin'in neyi görmesini istemedin? Ben odadan çıkarken Gülsüm bir elbisemi gördü. Deneyebilir miyim dedi. Ben de tabii dedim. Tabii senin oğlunun da kapı çalma adabı olmadığından kızı yarı çıplak görmesin diye koştum. Peki. Öyle olsun. Aslı.
dinledim. Kalbini dinledim. Bir problem yok. İdil Hanım akşam Namık Bey'in evine dönmedi. Takip ettik. Ayakta duramayacak kadar içti. Sonra taksiye bindi. Taksiciyi biz ayarladık. Otele gitmek istedi. Biz de buraya getirdik. Ah Namık, ah. Bu canını yaktığın kaçıncı kadın? Ne istiyorsun şu zavallılardan? Sonra onların intikamını almak bize düşüyor. Bunlar kim? Doktor Ebru, Aslı Hanım'ın en yakın arkadaşı. Diğeri de başkomiser Cem. Aslı abi yani? Evet efendim. Savcı Yiğit'le birlikte Namık'ı bitirmek için çalışıyorlar. Rekabeti sevmem. Fazla gürültü çıkarmadan halledin. Yiğit kalsın. Cem'in biletini keselim mi? Ne çok uzak ne de çok yakın. Oyun dışına çıkarın yeter. İleride bize lazım olabilir. Çıkabilirsin sen. Dilsiz. Sen burada dur, biz biraz dışarıya çıkalım. Arka kapıdan çıkalım. Şimdi gazeteci hiç uğraşamam. Yenge, çok sağ ol. Yapayım yenge. Ferhat bak farkında değilsin ama saatler süren bir ameliyattan çıktın. Kalkamazsın. Saatlerdir burada mı yatıyorum? Ferhat yapma. Bak doktorun olarak kalkmana izin vermiyorum. Sen benim doktorum değilsin. Sen tam bir ruh hastasısın. Değilsin. Git bana tekerlekli sandalye falan. Hayır. Abi. Hadi lan. Tamam git. Git. Tamam tamam. Tamam, dur. Tamam, yapacağım. Resmen çıkıyoruz ya. Ben hayatımda böyle saçmalık görmedim. Kendi isteğimle çıkıyorum doktor. Gerekirse kağıt imzalarım. Şimdi dışarıda kameralar vardır. Dikkatli olun. Senin yanında hep dikkatli olmak gerekiyor zaten Ferhat. Senin yanında da öyle doktor. Ne zaman bıçaklayacaksın sırtından, ne zaman taşıyacaksın belli değil. Gülümseyin.
geçmiş olsun. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yani büyük bir ameliyat diye duymuştuk ama sizi böyle kapıda görünce şaşırdık. Sevgili eşim, bir anlamda koruyucu meleğim benim hayatımı kurtardı işte. Eşinizin hayatı sizin ellerinizdeydi Aslı Hanım. Yani böyle bir stresle nasıl başa çıktınız? Sakız çiğneyerek. Size saldıran kişiler hakkında suçlamanız ne olacak? Şüphelendiğiniz kişi veya kişiler var mı? Arkadaşlar, takdir ederseniz yoğun bir ameliyattan çıktım biliyorsunuz. Şimdi eşimle birlikte eve gitmek istiyorum. Basın sözcüsü arkadaşım sorularınızı cevap verecektir. Tabii, geçmiş olay hakkında olsun. Neler söyleyeceksiniz? Yorum yok. Hiç yorum yapmayacak mısınız? Ferhat yok. Namık Ferhat nerede? Nerede Ferhat? Dur bir sakin ol. Belki röntgene falan götürmüşlerdir. Dilsiz. Nerede Ferhat? Ne? Ne oldu? Eve gidiyoruz diyor. Ferhat Bey? Ferhat Bey geldi! Nasıl ya? Gözümüz aydın Namık Bey. Hoş geldin, iyisin, aramızdasın. Çok şükür. Oğlum, oğlum çok şükür. Allah seni bize bağışladı. Yavrum, yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Böyle bir şeyin teşekkürü de olmaz ki. Dayım. Seninle biraz konuşalım mı dayım? Tabii. Neydi şu herifin adı? Şahin denilen herifin kuyruk acısı büyük. O belli. Nedir bu herifin hikayesi? Eski ortağımdı. Sonra bana sağlam bir kazık attı. Ben de şikayet ettim. İçeri girdi. Dolandırıcılıkta. Evet, hepsi bu mu? Sonrası kader. Ama o bunu da benden biliyor. Sonrası ne? Sonrası ne dayı? Bu içeri girince karısı onu terk etmiş. O zamanlar 5-6 yaşlarında bir kızı varmış. Karısı annesini yanına bırakmış kızı Gölcü'ye. Sonra malum 99 depremi. Öldü mü kızı? Yok. Ne dirisi çıktı göçük altından ne ölüsü. O gün bugün kayıp. Yani ben öyle biliyorum. Sonra duydum ki o it amansız bir hastalığa yakalanmış. Belden aşağısı felç. Aynen. Şimdi daha iyi anlıyorum. Yok. Benim kafama niye sıktırmadı şimdi daha iyi anlıyorum. İyi ki yanımda Aslı vardı Ferhat. Hayırdır dayı? Yok hayırdır yani. Daha düne kadar Aslı ölseydi iyi diyordun. Hayat ne tuhaf değil mi? Şimdi Allah'tan iyi ki yanında diyorsun.
Nasıl olacak? Dostla düşmanı sürekli yer değiştirdiği bir dünyada yaşıyoruz Ferhat. Ben ona yer değiştirme değil ha. Ben ona kalleşlik diyorum. Ben ona kaypaklık diyorum. Ben ona hainlik, adam sapma diyorum dayı. Ben bu herifi nerede bulacağım? Söyle sen bana. Hiçbir fikrim yok. Bizi ziyaretini mi bekleyeceğiz yani ha? Bilseydim beklemez gider gırtlağına çökerdim o itin. Aslı öldükten sonra mı dayı? Ha? Sen Aslı öldükten sonra mı sıkacaktın? Baba. İdil nerede? Ferhat abinin yanına gitti. Yani hastaneye. Sizinle de gelmeyince ben merak ettim. Bir süre görüşmesek ikimiz için de iyi olacak.
Afiyet olsun. Günaydın. Onca badireden sonra ailemin aynı sofra etrafında toplanmış olması gurur verici. Alkış mı istiyorsunuz? Sevgili gelinimizin dobralığına da alışıyoruz yavaş yavaş. Her zaman söylerim, aile olmak önemlidir diye. Birbirine kenetlenmek. Tek bir kibrit çöpünü kolayca kırarsın. Ama 10 tanesini, 20 tanesini aynı anda kırmaya kalk, mümkün değil. Bu anlamlı ve güzel sohbetinizi böleceğim Namık Bey ama... Ben bir şey merak ediyorum. Biz birkaç gün önce silahlı adamlar tarafından az daha öldürülüyorduk ya. Yani özellikle Ferhat vuruldu, sakat kalabilirdi, ölüyordu. Sizin bununla alakalı tasarrufunuz nedir mesela? Yani polise gitmeyi düşünüyor musunuz? Ya da ne bileyim kimdir bu adamlar, neyin nesidir? Bizi mi istediler gerçekten? Yoksa asıl size mi mesaj vermeye çalıştılar? Ana, bu benden de deli çıktı be. Dayı, Aslı yengem haklı. Bunu yapanlar kimler ya da kim? Bizim de bunlara bir cevabımız olacak değil mi? Benim tam olarak söylemeye çalıştığım bu değil. Ama buna benzer. Biz çok fazla göz önünde bulunan bir aileyiz kızım. Sevenimiz dostumuz kadar düşmanımız da çok elbette. Polis meselesine gelince... Tam da üstüne geldi. O meseleyle de eminim savcı Yiğit Bey bilhassa ilgileniyordur. Merhabalar. Afiyet olsun. Merhaba savcı. Buyurun beraber olsun. Soframızda misafire her zaman yer vardır. Yok böyle iyi. Bir acı kahvemizi içseydiniz. Gerek yok. Ferhat Bey, savcılığa çağıracaktık sizi ifade için ama... Sağlık durumunuzun elverişli olmadığını öğrenince konuşabileceğimiz uygun bir yer var mı? Buyurun, buyurun Sayın Savcım. Teşekkür ederim.
Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle yapalım. Ben size hemen anlatayım. İyi olur, buyurun. Eşimle birlikte biraz dinlenelim, davası alalım diye bir aile dostumuzun yanına gittik. Sonra? Ferhat'ın sabah kalk demesiyle kalktık. Adamlar peşimize düştü. Silahları vardı, kovaladılar bizi. Aslanım, söylediğiniz evin yakınlarında ve evin etrafında inceleme yaptık. Herhangi bir ateş izine rastlamadık. Adamları görür görmez neden kaçtınız? Tanıyor muydunuz onları? Sizin için geldiklerini biliyor muydunuz? Sabahın altısında eli silahlı üç adam sizin de evinize yaklaşıyorsa siz de kaçarsınız. Anladım. Yani tanımıyorsunuz. Hayır. Sizce eşiniz tanıyor muydu bu kişileri? Sanmıyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler Sayın Savcım. Namık Bey, sizin de ifadeniz gerekecek. Tebligata lüzum var mı? Akrabalık ilişkisinde tebligat yollanmaz diye biliyorum. O halde bu adrese tebliğ ederiz. Savcı Bey, kapıya kadar eşlik edin. Gerek yok, yolu biliyorum. Maşallah, çabuk toparladı. Aslı abla sayesinde. Müsaadenizle, benim çıkmam gerekiyor. Nereye Cüneyt? İnşaattan aradılar. Mimar sıkıntı olduğunu söyledi, gitmem gerekiyormuş. İşleri iyice boşladık. Neyse, büyük belalar atlattık. Kazasız belasız. Kazasız? Buna da şükür anlamında söylüyorum kızım. Cüneyt sen git bir işlerin başına. Yalnız beni kızdırmasınlar, onu da söyle onlara. Merak etmeyin. Afiyet olsun. Ben seni geçireyim hayatım. Abidin. Efendim dayı. Sen de bir şirkete git bakalım. Tamam dayı. Gözün arkada kalmasın. Hepinize afiyet olsun. Sağ olun. Ne var? Önce gelinin dedim. Sonra da oğlum Ferhat. Ama ikisi de hayatta. Sana 10 tane mezar fotoğrafı göndermiştim. Ama hala ortada ölen yok. Başaramadığımı mı düşünüyorsun? Estim, kükredim ama sonuç yok. Galiba öyle Şahin. Şimdi anlıyorum karşıma neden çıkmadığını. Neden? Korkuyorsun. Senin de dediğin gibi. Estin gürledin ama sonuç yok. Bu senin korkunu daha da coşturuyor Şahin. Haklısın.
Bu sırtındaki dövmenin anlamı ne? Bir anlamı var mı? Yok. Bana var gibi geldi. Sana öyle gelmiş. Acıyor mu? Acıyor. Niye acıyor demiyorsun o zaman, ses çıkarmıyorsun? Çünkü ses çıkarmamı istiyorsun. Bitti mi? Az kaldı. Efendim abi? Canımın içi, iyi misin? Bak kaç gündür aklım sende, bir türlü konuşamadık. İyiyim abi. İyiyim. Bir sıkıntı yok. Tamam, arayacağım seni. Tamam. Hadi geçmiş olsun. Ne yalan söyleyeyim. Hiç umudum yok gibi. Anne yemin ederim değiştim ben. Bak ciddi kararlar aldım. Önce Cüneyt, sonra sen. Öyle şeyler söylediniz ki tokat gibi. Sonra gittim aynaya baktım kendime uzun uzun. Ve gördüğüm şeyden çok korktum. Hatta utandım, hatta tiksindim. Anne ne olur öyle inanmayan gözlerle bakma lütfen. Benim şu an tek ihtiyacım olan birinin başarabileceğime inanması. Bu sen ol. Yanımda ol. Bak yoksa kayıp düşmekten korkuyorum ve bunun olmasını istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Benim sana inanabilmem için çok önemli bir sebep ver bana. Evet, bu kız bu işi başaracak, yapacak dedirt. Neden korkuyorum biliyor musun? Sen her işe büyük bir hevesle başlayıp yarıda bırakıyorsun. O gittiğin hobi kurslarına ne oldu? Fransızca dersine gitmiştin. O ne oldu? Ha? Anne aynı şey değil, aynı şey değil. Ben evliliğimi, hayatımı kurtarmaktan bahsediyorum. Resimden, Fransızcadan bahsetmiyorum. Aynı şey değil. İnan bana aynı şey. Sen her işe hevesle başlıyorsun. Aşkla değil. Heves geçer. Aşk kalır. Bu bir heves meselesi değil. Bu bir ölüm kalım meselesi. Ne diyeyim kızım? Şaşırt beni. Göreceksin anne. Göreceksin. Afiyet olsun. Sağ ol yavrum. Ferhat nasıl? İyi. Daha iyi. Zor bir ameliyat geçirdi. Her bünye kaldıramaz ama onun aşırı kuvvetli bir bünyesi var. Daha da iyi olacaktır eminim. Sayende. Aslı. Oturmaz mısın biraz? Buyurun yeter. Zaman nasıl çabuk geçiyor. Böyle hay huy derken. Öyle. Ben daha Gülsüm için yaptıklarına teşekkür edemeden Ferhat'ın olayı oldu. Sen onu da kurtardın. Sana gönül borcum çok birikti yavrum. Nasıl öderim bilmiyorum. Önemli değil. Yeter hanım, Gülsüm ne olacak? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Olanda bir hayır vardır deyip öyle avutuyorum işte kendimi. Peki yani öğrenebildiniz mi babası kim? Ben söylemek istemezseniz ben sizi anlarım. Hoş beni de ilgilendirmiyor zaten de. Söylemiyor. Ne yaptım ne ettimse söyletemedim. O söylemedikçe de ben de
kendi cevabından korkar oldum. Sen bu eve hangi koşullarda nasıl girdin, neler yaşadın? Ama şimdi görüyorum ki eğer sen olmasaydın ben evladını kaybetmiş bir anne olacaktım. Hatta hem Ferhat'ı hem Gülsüm'ü. İkisini birden kaybetmiş olacaktım. Ben nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Sadece teşekkür edebiliyorum. Ben Ferhat'a bakayım. Gel. Anne. Nasıl olmuşum? Çok güzel olmuşsun. Nereye? Gülsüm'ü. Eğer istersen Aslı'yı da alıp dışarı çıkalım diyorum. Alışveriş yaparız belki biraz. Kız kıza takılırız falan. İyi, güzel. Hadi güle güle. Görüşürüz. Görüşürüz. Senin ne işin var burada? Gülsüm, konuşmamız lazım. Konuşacak bir şey kalmadı. Artık zaten ne senin söyleyecek sözün var, ne de benim inanmaya gücüm. Çık şimdi dışarı, bir daha da gelme. Annem burada olsaydı ne yapacaktın? Ne diyecektin kadına? Ne bileyim, uydururdum bir şey. Uydururdun tabii. Aylardır bana uydurduğun gibi ona da uydururdun. Gülsüm bak, Bildan'dan dolayı böyle yapıyorsan benden yana bir şey yok ha. Hiç anlamıyorsun değil mi? Artık bunun kıskançlıkla bir ilgisi kalmadı. Artık benim dertlerim daha büyük. Ama derdimi anlatacak, sırtımı yaslayacak kimsem yok. Evet, bunu görmekte, bunu kabul etmekte birazcık zaman kaybettim. Ama oldu işte. Ben artık tek başımayım. Gülsüm, yapma. Gülsüm. Bir dakika. Onun ne işi var orada? Gülsüm'ün odası değil mi o? Epi! Bak oğlum bak. Baban Mart kedisi olmuş. E tamam, nazlanma hadi. Çıkalım beraber, alışveriş yaparız. Ya gerçekten benim başım ağrıyor. Birazcık uzanmak istiyorum. Gelmiyorum diyorsun yani. Bu seferlik öyle olsun. Ama bir dahakine söz. Tamam, peki. Sen Aslı ablaya gitsene. O zaten kaç gündür abimin başında nöbet tutuyor. Ona da değişiklik olur, iyi olur. Aslında bunu düşündüm de abini bırakır mı bilmiyorum. Neyse, ben çıkıyorum. Bir şeye ihtiyacın olursa haber ver. Tamam, sağ ol. Aslı. Hı, Bildancığım. Sen günlerdir evdesin. Ben alışverişe çıkıyorum. Gelmek ister misin? Yok, sağ ol, sen git. Tamam. Israr etmiyorum.
Görüşürüz. Güle güle. Nereye gittin? Cüneyt nereye gittin? Kız, vallahi bravo, billahi bravo. Şeytanın aklına gelmez. Sofya çık dışarı. Vay anam vay. Yemin ediyorum 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Ne saçmalıyorsun sen be? Cüneyt ha? Kız, sen delirdin mi? Olacak iş mi? Yapılır mı bu? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. Çocuk, babası Cüneyt değil mi? Sen iyice saçmalıyorsun artık, çık şu odana! Hop. Madem saçmalıyorum, Cüneyt neden senin pencerenden çıkıp damlarda hırsız kedi gibi dolanıyor ha? Safiye bak. Kimseye bir şey söyleme, tamam mı? Sen deli misin? Böyle bir şey söylenir mi? Tabii ki söylemem. Ama? Ne? Ama ne? Bunun bir bedeli olur tabii. 500 bin. Çok değil değil mi? Ne diyorsun sen be? Hadi hadi. Çok değil. Benim sana verecek tek kuruş param yok. Öyle mi? E peki madem. Benden günah gitti. Kimse kusura bakmasın. İki kap yemeğe, bir basma elbiseye, elin... Analık yapamam ben. Ne yapacağız baba? Sana ne dedim? Sana ne dedim? Sana sus demedim mi? Oğluma bir daha bunu söylemeyeceksin dedim. Sus dedim. Bırak beni. Sus. Sus. Sus artık. Sus. Allah'ın cezası sus. Sus dedim. Susmadan. Sus dedim. Susmadan. Kalk. Uyansana. Safiye. Safiye ölmedin değil mi? Kalk. Ben öldürmedim seni, katil değilim. Kalk. Kalk. Safiye kalk. Safiye. Ben katil değilim. Kalk. 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 Ben yapmadım. Öldürmedim seni. Kalk. Ne olursun kalk. Alın. Of, üçü bitti, ben de bittim. Şu ev işinde nefret ettiğim şey ütü yapmak. O da gelir benim elime yapışır. Geçen sefer ben yapmıştım abla. Ha, uyanık. Ne zaman çamaşır az, abla ütüyü ben yapayım. Namık Bey'in bir tane gömleğini ütüleyeceğime 10 tane nevresim ütülerim daha iyi. Ay yanma, söylendin abla ha. Tamam bırak, gerisini ben yapayım. Hı, bitmeye yakın, yarım ağız. Neyse neyse, sen onu bırak da şu Aslı var ya. Ne olmuş Aslı'ya? Beni şaşırttı doğrusu. Esaslı kızmış, Allah var. Öyle vallahi. Çok da yakışıyorlar.
Sen bakma öyle kedi köpek gibi hırlaştıklarına. İkisi de aşık. Yok artık. O kadar da değil. Yani sürekli kavga ediyorlar. Birinin ak dediğini öbürü kara diyor. O kavga değil, cilve. Kızım, biz bu yaşta anamızdan doğmadık herhalde. Biz de biliriz aşkı, sevdayı. Kim aşık? Gözüne bakınca anlarım. Ben şunları götüreyim. Efendim. Geçmiş olsun Ferhat. Verilmiş sadakan varmış. Kimsin? Sevgili dayın, anlatmadım. Ben Şahin. Memnun oldum, memnun. Bende sana ait bir kurşun var birader. Bir karşılaşsak da ben sana onu bir geri iade etsem ha? Rica ederim, sende kalsın. Bende daha çok var. Hatta bak, bir tanesini de kime ayırdım göstereyim sana. Senin istediğin benim ulan. Senin istediğin benim. Neredesin? Neredesin lan sen? Konum atıyorum. Gel. Ne oluyor? Ne oluyor Ferhat? Nereye gidiyorsun? Ferhat, ne oluyor? Senlik bir şey yok, gire ver. Ne demek senlik bir şey yok? Kim o? Ferhat, kim o? Çabuk in. Hayır. İn dedim sana. Hayır Ferhat. Gel. Beni emretmişsiniz savcım. Gel canım, otur. Of 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 of. Çok pis dövmüşler. Kim bu savcım? Sen söylersin diye bekliyordum. Yok, tanımıyorum. O seni tanıdığını iddia ediyor ama. Hatta onu bu hale getirenin sen olduğunu söylüyor. Ne? Yapmayın savcım, ben adamı hayatımda ilk kez görüyorum. Şimdi oldu. Namık Efendi beni taca çıkarmak istiyor. Eğer Namık'sa tabii. Başka kim olabilir ki? Nerede şimdi bu şahıs? Gidip bir özür dileyelim madem o kadar dövmüşüz beyefendiyi. Bakın başkomiser, işin şaka kaldırır tarafı yok. İddialar çok ciddi. Davadan çekilmeniz gerekiyor. Yapmayın savcım, benim bu adamla bir alakam yok. Tezgah oldu apaçık ortada. Tamam, bunun böyle olduğuna inansam da elimden bir şey gelmiyor. Üstelik bununla da sınırlı değil. Ne demek bununla da sınırlı değil? Bak, kibarlaştırmadan söyleyeceğim. Sürgün ihtimali konuşuluyor. Dava bitene kadar, yani bu adamın davası sonuçlanana kadar kızağa çekildim. Seni genel müdürlüğe çağırıp tebliğ edeceklerdi ama önce ben konuşmak istedim. Bittiyse ben müsaadenizi isteyeyim savcım. Hadi. Bu arada Aslı'ya söylemezseniz sevinirim. Öğrenirse üzülür. Ben tatile falan çıkacağımı söylerim. Siz de aynı şeyi söylersiniz. Tabii. Teşekkür ederim. Bu psikopat herif aradı değil mi? Konum gönderdi. Ferhat gördüm. Niye polise gitmiyoruz? Sen neden benimle geliyorsun? Ölmek mi istiyorsun ha? Hayır, istemiyorum. Sen ölmek mi istiyorsun? Gülsümü istiyorum ben kardeşime. Ne? Sindiremedin değil mi Şahin?
Ama olur böyle şeyler hayatta. Hep kazanamazsın. Alışmak, kabullenmek lazım değil mi? Öyle mi diyorsun? Evet, aynen öyle diyorum. Sen kazandın yani. Ben kazanamadım ama kaybetmedim de. Sen kaybettin. Şimdi izin verirsen kapatmam lazım. Çalışıyordum da. Öyle mi? Pardon. Burası mı? Burada mı Gülsüm? Hadi bak bulduk. Ne olur polise haber verelim Ferhat lütfen. Polis yok. Ne yapacaksın? Ferhat böyle olmaz. Aslı. Eğer bir sıkıntı olursa sakın düşünme. Gaza bas ve dön. Sakın. Şimdi gel direksiyonun başına. Ferhat olmaz öyle. Tek başına gidemezsin.